bizim ürettiğimiz sihayla vurulan Rusya'nın hedefi bize doğrultacağı bariz belliydi. Ukrayna sınırına asker ve tank yağar yığmaz hedefine Türkiye'yi aldı. Şu ana kadar medyada yayınlananlar kadar arkada bilinmeyen bir sürü hesap var. Ama problem değil, hepsi zamanla ortaya çıkacak zaten. Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. İyi ki varsınız. Füzelerle yüklü savaş uçağının Türkiye'nin burnunun dibine konuşlandığı görüntüler ortaya çıktı. Rus ordusunun aynı zamanda ilk kez Amerikan güçlerine bu kadar yaklaştığı kaydediliyor. Bayraktar TB2 SİHA'ların Avrupa'da ilk kez saldırı düzenlemesiyle sarsılan Rusya, Türkiye sınırına yalnızca 3 kilometre mesafeye ilk kez bir savaş uçağı indirdi. Son haftalarda Suriye'de rejim karşıtlarını hedef alan bombardımanlarını artıran Rusya'ya ait bir S-35 jetinin yeni konumu uydu fotoğraflarından bile göründü. Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında yer alan Kamışlıya iniş yapan S-35 savaş uçağının yerden çekilmiş fotoğrafları da sosyal medyadan yayınlandı. Gözlerin bir anda Suriye'nin kuzeyine çevrilmesine yol açan askeri hareketlilikte ayrıca S-35 uçağına yüklenmiş orta menzilli R-77 ve kısa menzilli R-73 füzeleri dikkat çekti. Yerel kaynaklar ayrıca Rusya'ya ait bir Mi-8 helikopterinin 2KA-52 helikopteri eşliğinde Kamışlı'daki havalimanından Halep'e uçtuğunu bildiriyor. İngiliz medyası ise terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı'ya inen Rus jetinin Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan güçlerinin dibine ilk kez bu kadar yaklaştığını kaydediyor. YPG'ye açık şekilde destek veren Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 900 askeri bulunuyor. Eylül 2015'te Suriye iç savaşına dahil olan Rusya, özellikle Hmeimim hava üssü ve Tarsus deniz üssüne birliklerini konuşlandırıyor. Moskova, bu yılın mayıs ayında nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçakları TU-22M3'leri ilk kez Suriye'deki Hmeimim üssüne indirmişti. 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde resmi Twitter hesabından açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanıldığı ve Rus sistemlerini paramparça ettiğini duyurdu. Saldırı beklendiği gibi Rusya'da depreme yol açtı. Donbas'taki Bayraktar saldırısının gerçek hedefi başlarını kullanan Ria, Türk siyasının devreye sokulmasıyla Rusya ve Almanya arasındaki kuzey yakın iki hattının hedeflendiğini savundu. Granit Noya köyünde gerçekleşen saldırının ardından RIA'ya konuşan drone uzmanı Dönis Veditinov, Türk SİHA'larının Rus hava savunma sistemleri karşısında oldukça savunmasız olduğunu ileri sürdü. Fedutinov, şaşırtıcı bir şekilde cephede Bayraktar karşısında paramparça olan pantsilleri de gündeme getirdi ve Rus yanlısı ayrılıkçıların SİHA'ları düşürmek için ellerinde hiçbir şey olmadığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı iki uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-22M3'lerin çarşamba günü Karadeniz semalarında uçtuğunu duyurdu. Stratejik füze taşıyabilen uçaklara Karadeniz üstünde S-27'lerin eşlik ettiği bildiriliyor. Rus medyasında yayınlanan bir videoda ise ordunun Ukrayna sınırına trenlerle tank ve zırhlı araç sevk ettiği görüldü. Biryansk şehrinde kaydedilen video henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Rus medyası ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri zırhlı araçlar ve topçular hızlı bir şekilde Donbas'a aktarıldığını ve yıl sonuna kadar bölgeyi ele geçirmeye hazırlandığını ileri sürdü. Kremlin'den ilk açıklama sözcü Dimitri Peskov'dan geldi. Peskov, Ukrayna'ya söz konusu silahların temin edilmesinin Donbas'taki durumu istikrarsızlaştıracağı yönündeki görüşlerinin doğrulandığını savundu. Sözcü Peskov daha önce Türk silahlarının Rus halkına karşı kullanılabileceğini iddia etmişti. Askeri gözlemci Akim Apikiv, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hizmette olan 30 insansız hava aracının varlığı hakkında bilgi verdi ve bunun sadece Donbas için değil, aynı zamanda Rusya için de ciddi bir meydan okuma olduğunu vurguladı. Apikiv, yaşanılan Bayraktar panini şu sözlerle anlattı. Evet, Türk kuşları yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlar. Hem Libya'da hem de Suriye'de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı. Evet, Rusya yanlısı militanların hava savunmasının bu araca karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok. Kendi tahminlerime göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şu anda 30'dan fazla Bayraktar TB2 birimiyle donanmış durumda. Ve bu her şeyden önce yaklaşan olaylara bir şekilde tepki vermesi gerekecek olan Rusya için ciddi bir zorluk. Putin, 2021'in ilkbaharında Kırım çevresi ve Ukrayna çevresine sayıları 100 bini aşan bir ordu yığmış, savaş korkusu Karadeniz çevresinden dünyaya yayılmıştı. Günler sonra ise Ukrayna'dan Gürcistan'a doğru seyreden İngiliz savaş gemisi Kırım çevresinde Rus savaş uçaklarının uyarı ateşine maruz kalmış ve savaşın kıyısından dönülmüştü. Rus resmi televizyonunda yayınlanan skandal animasyona Türkiye yanıt verdi. Görüntüler ve Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı Twitter mesajı büyük ses getirdi. Rusya Devlet Kanalı Rusya 1, hafta içinde Rus Lancet kalkış yaparken Türk bayraktarlarının şansı yok başlığıyla bir haberi ekrana getirdi. Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığını belirten Rusya 1, Rus muharebe dronu Lancet'ın test görüntülerinde Türk siyasına saldırdığı simülasyonu yayınladı. Bayraktar TB2'nin açık şekilde hedefe konulduğu haberde Rus yeni nesil Lancet dronlarının Suriye'deki saldırılarda kullanıldığı da hatırlatıldı. Türkiye ise rusya birin skandal animasyonuna birkaç gün sonra Roketsan'ın test videosuyla yanıt verdi. Üstüne Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dansa manidar bir Twitter mesajı geldi. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı TİHA, Perşembe günü ilk atış testini gerçekleştirdi. TİHA'nın kullandığı füzeler ise Roketsan tarafından geliştirilen MAM-C, MAM-L ve MAM-T'ci. mam c MAM ve mam tci mam yani mini akıllı mühimmat ailesinin yeni üyesi Mante ilk kez kullanılırken TİHA testini Selçuk Bayraktar Çorlu'daki merkezden bizzat yönetti. Farklı platformlara uyumlu geliştirilen Mante insansız hava araçlarında 30 kilometre menzil kabiliyetine sahip. Zırhlı ve zırhsız araçlar binalarla su üstü hedeflerine vurabilen yeni füzelerin görüntülerini Roketsan yayınladı. Rus üretimi pansir hava savunma sistemlerinin vurulduğu görüldü. Selçuk Bayraktar, Roketsan'ın yayınladığı test videosunu retweetleyip animasyon değil mesajını yazdı. Rusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad'da sınırı olan Polonya, NATO'daki müttefiki Türkiye'den son yılların gözde silahı Bayraktar TB2 satın aldı. Polonya Savunma Bakanı Blajcak, Türkiye'den SİHA temin edeceklerini duyurdu. Türkiye'nin ihraç edeceği silahlı dronların sayısı 24. Ankara özellikle Libya'da ve Dağlı Karabağ'daki savaşın kaderini değiştiren Bayraktar dronların ilk teslimatını 2022 yılında yapacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin doğusundaki Donbas bölgesinde Türkiye'den satın alınan silahlı insansız hava araçlarının kullanılmasının savunma amaçlı olduğunu, herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi. Hafta başında Rusya yönetimi Ukrayna'nın Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere karşı Türk yapımı SİHA Bayraktar TB2'yi kullanmasına tepki göstermişti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı resmi internet sayfasında yayınlanan bilgiye göre Zelenski konuyla ilgili olarak Ukrayna ordusu topraklarını koruma ihtiyacı duyduğunda korur ifadelerini kullandı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan hafta başında yapılan açıklamada söz konusu Rusya yanlısı ayrılıkçı grupları ateşkese ikna etmek için SİHA konuşlandırıldığı, bu gruplara ait bir mühimmat deposunun SİHA aracılığıyla yok edildiği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca bu operasyonda bölgedeki askeri temas hattının geçilmediğine de vurgu yapılmıştı. Bu açıklamanın ardından Salı günü Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Türk yapımı SİHA Bayraktar TB2'yi ülkenin doğusunda Rusya'nın desteklediği grupların kontrolü altındaki bölgede devreye sokmasına dikkat çekerek Türkiye ile gerçekten iyi ilişkilerimiz var. Ancak mevcut durumda Ukrayna ordusuna bu tür silahların sağlanmasının temas hattında durumu potansiyel olarak istikrarsızlaştırabileceğinden endişe duyuyoruz dedi. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar 2014 yılından bu yana Ukrayna güçleriyle savaşıyor. Ukrayna'nın resmi verilerine göre bu muhalif grupların Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından başlattıkları silahlı mücadele sonucunda en az 14 bin kişi yaşamını yitirdi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nabenziya, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın sahip olduğu Türk İHA dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve Ukrayna'yı uyardı. Ne Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları alması ve Donbas'ta Rusya'nın yanlısı ayrılıkçılara karşı kullanmasına ilişkin bir soruya karşılık, Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor. İnsansız hava araçlarıyla oyunu Ukrayna'nın hayal bile edemeyeceği sonuçlara yol açabilir. Tehlikeli bir oyun oynandığının farkına varmalı, yanıtını verdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 SİHA'lar, Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını geçtiğimiz günlerde imha etmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri böylece Bayraktar insansız hava aracını ilk kez bir muharebede kullanmıştı. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.